Hikaye anlatıyorum. Evet. Bahar anlatsın. Ha tabii ki, buyurun. Biz Bebek'te bir sarayda evleniyoruz. Hı. Ama nasıl oldu onu anlatayım. Bahar'ın bir erkek arkadaşı var biliyorsunuz, Mert. Mert beni aradı. Dedi ki fabrikadaki işler çok yoğun. Ben gelemiyorum. Erkek arkadaş vekili olarak buradasın. Evet. Anladım. Dramın büyük Bahar. Bitmiyor dramın. Ne olacak bilemiyorum. Seni yıldız alabilir miyim? Hadi gel. Simay. Ben senin gelinliğini çok beğendim. Uh-huh. Oradaki tacını da çok beğendim. Saçlarını öyle yapman esprili ama gerçekten evlensen ve Mert'le evlensen sanırım Mert sana saçlarını öyle yaptırırdı. Olur. Efendim? Saçlarım sarı olur. O beni bağlamaz. Ve uzun olacak. Şu an 19 yaşında olduğumu düşünürsek. İnşallah uzun olur. Biraz daha yemek yersen daha çok uzatırsın saçlarını. Biliyorsun saçlar mı şeyden uzuyordu? Tırnaklar mı uzuyordu cefadan? Cefa, saç sefa. O zaman Bahar'cığım sen 2 günü uzatırsın o saçları. Hemen. Ben çok beğendim gelinliğini. Zaten 21'e kadar. 21'de evlenecekmiş. Evet. Öyle çok beğendi. Yani sadece kuaförümle konuştum. Güzel merkezimizde kuaförümüzle bütün konuştum. Bütün derdim saçın uzaması evlenmek evet, için. Evet yani mi? Eski saçlarımın uzunluğunda 2 yıl sonra oluyorum. Tamam, o zaman evlenebiliyorsun. Yani her şeyi yapabiliyorum. Hani konumuz evlilik ya, onun tabii üzerine de konuştuğun için soruyorum. Yani bence kısarken de evet olabilir. Kafam karıştı. Belki izlemeyenler ve burada yanımızda oturmayan arkadaşlarımız vardır. İlk gelinlik konseptimizde Bahar siyah bir gelinlik tercih etmişti ve hüsrana uğrayıp kendini parçalamıştı. Ama ikinci seçimin bence çok doğru olmuş. Güzel gözüküyorsun Bahar'cığım ama ayakkabılarını çok merak ettim. İşte dostun düşmanını bil diyorum ben sana. Ama nasıl kaldıracağım ki? Bence merak ettim. Ya. Boyun uzun, sen eğilince kaldırabilirsin. Dur yardım edeyim. Ya. Gördünüz mü? Biraz öne çıkar ayağını. Ayakkabının beyaz olmasını isterdim. Bir de o kadar laf söyleyip aynı ayakkabılardan almam biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Saçmalama. Pardon, ben mi yanlış hatırlıyorum? Ciyaklamak istemiyorum siz ama... Siz normal misiniz ben ya? Ben gayet normalim. Hani biz giyiyorduk ya Niran'la. Sen dedin ki bu bak ayakkabılar tatlım, ne CV'sine falan. Bak CV'sine bile çeşitli markaların çeşitli parçaları bende var yazan bir en iyi arkadaşın vardı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ve burada miyim? Bir ayakkabının defalarca tek... kullanılıyor olmasını jüri üyelerinin eleştirmediğini... Hatırladığım kadarıyla Bahar'cığım tek bir... Buraya her çıktığında iltifat etti. Pardon, tamam mı? Pardon, hatırladığım kadarıyla... Ben de dedim kadarıyla, ki bu kadar rahatsızsan burada da iltifat gayet... etme. Güveniyorum Simal, hatırladığım kadarıyla. Simal şimdi devam et de anlayalım konuyu. Hafızama güveniyorum hatırladığım kadarıyla. Tam şuradaki büyük yıldızla tek marka ayakkabımız vardı. O da kayboldu diyen sendin. Pardon, senin bir sürü marka ayakkabın olduğunu bir an unutmuşum. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Evet, bir tane marka ayakkabım vardı. Keşke beyaz olsaydı. Yorumun bitti. Bana... Güzel gözüküyorsun. Benim de bitti. Deniz, son yorum. Bahar, kötü görünmüyorsun, güzel görünüyorsun. Bugün dünden daha güzelsin. Bakacaksan yorum yapayım, bakmayacaksan yani... Arada bakıyorum ya. Ama bana şöyle düşünüyorum. Merve'nin gelinliği ben kadar senin gelinliğin o kadar olmamış ama güzel görünüyorsun. Okey. Bir daha ben yorum yapınca bak bana, iletişim kuralım. Bence de kurum biraz. Yani ben bakıyorum falan sana. Bana bakarsan ya. Yani gerçekten kendi güzel görünüyorsun. Ama benimle iletişim kurmamak... Benimle konuşma, teşekkür ederim. Ben de konuşmak istemiyorum. Sadece bu platformda seninle konuşurum. Sadece bir gayret, özveriyle sabretmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ya, hazırsa... Kendimi çalar saatle konuşuyor gibi hissediyorum. İyi görünüyorsun. Ha, hazırım. Geçebilirsin. Bahar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Şimdi, üst sensin, alt normalde sen değilsin. Ama bana öyle bir ters köşe yapmışsın ki, bu gelinliğin üstüne böyle bir saç ve makyajı hayatta ben düşünemem. Fakat baktım o kadar hoşuma gitti ki, çünkü seni ifade ediyor bu. Sana başka bir şey düşünemezdim. O elinde o çiçekler, bir farklılık, farklılıkları da yapmışsın. Bir tek şeyi çok beğendim, bu gelinlik sana uzun. O merdivenden inemeyeceğini anladığın çok minik, minik, minik hareketlerle bu formu bozmadan indin. Aferin kızım.
Bu çok önemli bir şey. Ve geldin burada, yürüyemediği zaman durdun. O kafanı, işte bu. Olması gereken buydu. Sen bunu gördün, baktın, seyrettin. Herhalde kendine uyguladın. Ben seni beğendim. Ben? Ayakkabıların için görmek istemiyorum. Ama bu gelinlikte yok, kaybettin. Odandan, gelin odandan gitti, bir şey oldu. Giymiş olabilirsin. En yüksek topuklu ayakkabılarım bunlardı, 14 santim. Giymiş olabilirsin, görmüyoruz. Ama bir puanını o ayakkabı yüzünden kırmak mecburiyetindeyim. Ben sana 9 veriyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Bahar Candan. Merhaba Kemal Doğulu. Bir kere en başta bir konsepti katletmediğin için seni tebrik ediyorum. Evet, ben genelde... bu sefer gerçekten arama motoruna gelinlik yazdım ve ilk çıkanı aldım. Ve o kadar yakışmış ki sana. Nasıl ziyan etmişsin kendini geçen seferki siyah gelinlikle. Evet. Bu gibisin, çok güzel gelinliğin, çok beğendim. Ve çok yakışmış sana. Boylu olduğun için bu eteği kaldırdın tabii. Saçın beni rahatsız etmedi, tacın çok güzel. En çok da kuru çiçeklere bayıldım elinde tuttuğun. Onlar bence mimoza değil mi? Mimoza çok yakışmış gelinliğe. O püskülleri, saçakları olmasaydı da olurdu ama ahengini bozan hiçbir şey yok. Çok beğendim. Bir tek puan ben de ayakkabıdan kırdım. 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Kopyala yapıştır yapıyorum şu an. Çünkü aynı fikirdeyim Kemal'le. Gelinliği ben de çok beğendim ve sen çok güzel taşıdın. Evet. Saçın, makyajın tam sensin. Bir geline eğer yani Bahar Candan bir gelin olursa böyle bir saç makyaj yapar herhalde diye düşünüyorum. Gayet iyi görünüyorsun. Ayakkabıdan dolayı ben de 9 veriyorum. Teşekkür ederim Bay Kerimcan. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Hakikaten geçen gelinliği de hiç beğenmedik çünkü siyah olduğunu ve şey sari vesaire. Ama bu çok güzel yakıştı sana. İyi taşıdın. Çiçekler ben beğendim. Bu böyle bir bahar bir gelinlik olduğu için sonbahar bahar. O çiçeklere çok iyi oldu biraz yanında. Biraz ters köşe yapmış. Hayır, ters köşe değil göre aslında. Benim ters köşe saç ve makyaj evet, aslında. Evet, saç ve makyajla. Ve onu da sevmedim. Ben ayakkabı için puan kırmayacağım. Çünkü burası kaç tane arkadaşın da ayakkabı da uygun olmadığında puan da kırmadım. Sen de kırmayacağım ayakkabı için. Ben saç için ve makyaj için de kırıyorum. Çünkü onu hiç beğenmedim. 9. Teşekkür ederim. Bye bye. Güle güle.